1788-1860 yılları arasında yaşamış Arthur Schopenhauer, kötümser bir filozof olmasıyla ünlüdür. Hristiyanlığı sevmez. Onun yerine Budizm, Hinduizm gibi doğu dinlerini tercih eder. Çalışma odasında Kant'ın bir büstü ve Buda'nın bronz bir heykeli yer alır. Kültür ve sanatla ilgilenen bir kişidir. İş dünyasından nefret etmiştir. Onun yerine edebi bir yaşam arzusundadır ve sükunete değer verir. En önemli çalışması ise 1818 yılında yayınlanmış olan İsteme ve Tasarım olarak Dünya'dır. Peki nedir bu felsefe özetle? Özetle diyorum çünkü kanalın takipçileri birdenbire Schopenhauer'a atlamış olmama şaşırmış olmalılar. Felsefe tarihi serisinde kronolojik olarak ilerlediğimiz için Schopenhauer'a gelmeden önce bahsetmek istediğim başka düşünürler var. İleride isteme ve tasarım olarak dünyadan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz ama bugün sadece onun felsefesinden yüzeysel olarak bahsedip anlatmak istediğim ana konuya geleceğim. Hiç düşündünüz mü? Neden hiçbir şey yok değildir de varlık vardır? Eğer düşündüyseniz bu konu hakkında detaylı çalışmalar yapan Leibniz'in ismini duymuşsunuzdur. Onun yeter sebep ilkesi Tanrı'nın varlığına dair sunulan kanıtlardan bir tanesi. Batılı filozoflar arasında genellikle varlığın ortaya çıkmasının iyi bir şey olduğu, hayatın bir hediye olduğu, dünyanın da mümkün dünyaların en iyisi olduğu şeklinde bir kabul vardır. Yani bu noktada biraz iyimserdirler. Oysa Schopenhauer'a göre kozmik irade kötüdür ve tüm ızdırapların kaynağıdır. Ama ızdırap yaşam için vazgeçilmezdir. Bilgi arttıkça ızdırap artar. İrademizin ise ulaşılınca memnuniyet getirecek sabit bir amacı yoktur. Tıpkı patlayacağını bile bile bir sabun köpüğünü olabildiğince uzun süre üfleyerek büyütmeye çalışmamız gibi hayatımız boyunca anlamsız amaçların peşinde savrulur dururuz. Ve bu bir kısır döngüdür. Peki ne yapacağız? Schopenhauer'ın Mutlu Olma Sanatı adını verdiği bir çalışması var. Türkçe'ye de çevrildi. Bu kitapta mutlu bir hayat sürmenin, bizim alışık olduğumuz anlamda bir mutluluktan bahsetmediğini birazdan açıklayacağım, 45 altın kuralından bahsediyor. Ben size bu 45 hayat kuralından birbiriyle ilişkili olanları birleştirip tekrar edenleri çıkartarak 25 tanesini derledim. Buyurun size Schopenhauer'dan Mutlu Olma Sanatı. Erdemli, anlamlı ve amaçlı bir hayat sürmeye dayanan mutluluk öğretisi. Schopenhauer, böylesi bir hayatın Machiavellizm ile Stoacı zihniyet arasında bir yerlerde kalması gerektiğini söyler. Stoacı zihniyet derken bir çeşit feragat ve yoksunluktan söz ederken, Machiavellizm derken kendi mutluluğu pahasına başkalarının mutluluğunu hiçe saymayı kasteder. O halde bu erdemli mutlu olma öğretisi bu ikisinin arasında bir yerde kalmalıdır. Bizler dünyaya mutluluk ve zevk beklentisiyle adım atarız. Oysa mutluluk ve zevk hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmemiş, daima uzakta gözüken bir illüzyondur. Buna karşın acı ve ızdırap gerçektir. Bu yüzden mutlu bir yaşam beklentisiyle yaşamak yerine sadece daha az acı çekilen bir durum tercih edilmelidir. Aklı başında kişi hoş olanın değil, acı vermeyenin peşindedir. Böylece onun değeri bilinir ve hayali zevklerin huzursuz özlemiyle tamamen belirsiz bir gelecek için ürkek endişelerle hayatımızı yaşamayız. Bu ikinci kural ise kıskançlık üzerine. Başkasının mutlu olması seni rahatsız ediyorsa asla mutlu olamazsın. Schopenhauer 3 tip karakter olduğunu söyler. Doğal dürtülerimiz bizim kavranabilir karakterimizdir. Bu kavranabilir karakterin dışa vurumu yani eylemlerimiz ya da tezahürü ise ampirik karakter. Üçüncü ve değerli olan karakter ise edinilmiş karakterdir. Bu ancak hayatın içerisinde uğraşla kazanılır. Bir kişiyi överken ya da karaktersizin teki o ya derken aşağıladığımız işte bu üçüncü edinilmiş karakterdir. Edinilmiş karakter derken kastettiği aslında bir çeşit öz farkındalığa kavuşma hali. Neyi istediğini bilme ve neyi yapabildiğini bilmedir. Bu farkındalığa sahip olmayan insanların hayatında doğru bir çizgide ilerlemek yerine zikzaklar çizeceğini, o amaçtan o amaca savrulup duracağını söylüyor Schopenhauer.
onun için karakter sahibi olan kişi kendi doğasına, yeteneklerine uygun bir şekilde kendisine bir amaç tayin eder ve o amaca doğru dümdüz ilerler. O yüzden aslında bakarsanız kişinin kendi güçlerini keşfetmesi ve bunu harekete geçirmesinden daha büyük bir zevk yoktur. Zenginlik deniz suyuna benzer. Ne kadar içilirse o kadar su satır. İstediklerimizi elde ettikten sonra sahip olduklarımıza karşı kayıtsızlaşırız. Zor zamanlarda itidalini korumayı, güzel anlarda ise aşırı sevincini dizginlemeyi hatırla. Acı hayat için özsel niteliktedir. Dışarıdan akın etmez. Kaynağını kendi içimizde taşırız. Bu yüzden bizden hiç eksik olmayan acıya sürekli olarak dışarıdan bahaneler yaratırız. Efendi sahibi olmak için özgür insanın kendine putlar yaratması gibi. Sürekli olarak arzudan arzuya koşarız. Danaos kızlarını bilir misiniz? Delikli bir fıçıyı sonsuza dek suyla doldurmakla cezalandırılmışlardır. İşte hayatın kendisi de aslında böyledir. Arzunun peşinde oradan oraya koşarak beyhude bir çaba. İnsan yapabileceklerini isteyerek yapmalı ve çekmesi gereken acıyı çekmelidir. Bir işe girişmeden önce insan enine boyuna düşünmelidir ama sonuç beklenmeye başladığında kendini bu işten bütünüyle kurtarıp daha öncesinde enine boyuna düşünmüş olduğuna inanması gerekir. Bunu kendime hatırlatmalıyım. Arzunun çemberini daraltarak mutsuzluğa daha az prim verilir. Az olan daha az mutsuz eder. Her şeye boyun eğdirmek istiyorsan akla boyun eğ. Bir talihsizlik gerçekleştiğinde ve artık elimizden hiçbir şey gelmediğinde her şeyin başka türlü olabileceğini düşünerek kendini işkence etmekten vazgeç. Kimse duyduğu şeyi yalnızca kendisine saklamaz ve kimse yalnızca duyduğu kadarını söylemez. Bu insanlara karşı epey güvensiz bir tavır. Geri dönelim şu ızdırap meselesine. Schopenhauer kişinin ızdırabının da neşesinin de dışarıdan değil kendisinden yani bireysel olarak kaynaklandığını söyler. Verdiği örnek ilginç, zenginler arasında olduğu kadar fakirler arasında da neşeli insanlarla karşılaşabilirsiniz der. Ya da şöyle düşünün, büyük acıların yokluğunda en küçük şeyler bile sizin için bir dert haline gelir. Ya da diğer açıdan çok büyük bir mutsuzluk yaşadıktan sonra belirli bir süre geçtiyse, 3 aşağı 5 yukarı o acı deneyiminden önceki halimize geri döneriz. Bu yüzden Schopenhauer deneyim bazlı, olay bazlı veya sahip olunan dışsal şartlara bağlı olmaksızın hepsini önceleyen a priori bir mizaçtan bahsediyor aslında. Yani sevinç de, acı da ruhun neşesine bağlı. İnsan neşeli ise neşeli olmak için her açıdan nedeni olup olmadığını düşünerek kendinden izin istemez. Neden neşeliyim demezsiniz mesela? Çünkü neşede ödül ve eylem birdir. Neşeli insanın neşeli olmak için her zaman bir nedeni vardır ki o da neşeli olmasıdır. Hayat bilgeliğinin büyük bir kısmını biri diğerini mahvetmesin diye geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki dengeyi tutturmak oluşturur. Gamsızlar fazlasıyla mevcut anda, korkaklar ise gelecek endişesiyle yaşarlar. Yaşadığı aksaklıklarda sakin kalabilmeyi başaran kişi, hayatın olası sıkıntılarla dolu olduğunu bilen bilge kişidir. Mutluluk ve zevkler negatif, acı ise pozitif niteliktedir. Nasıl oluyor bu? Bu ilginç. Schopenhauer mutluluk meselesini acının yokluğundan itibaren kavruyor. Bu yüzden aslında ontolojik olarak tek varlığa sahip olan acı. Acının yokluğu mutluluğun ölçütüdür. Mutluluk ve zevkin kendi başına bir varlığı yoktur. Sana görünen defne çelengi mutluluktan çok acının işareti. O halde mutlu yaşama denilen şey yeterince az mutsuz, katlanılabilir bir hayat sürmekten başka bir şey değildir. Çoğu talihsizlik iyimserlikle beslenmiş cehaletten kaynaklanır. Eğer iyimser bir insansanız sık sık talihsizlik yaşamaya göğüs germeniz gerekir. O yüzden mutlu yaşama denilen şey yeterince az mutsuz ya da kısaca katlanılabilir bir hayat sürmekten ibarettir. Çok mutsuz olmamanın en güvenli yolu ise çok mutlu olmayı istememektir. Yani zevk, mülk, paye peşinde koşma meselesini
en aza indirmelisiniz. Ama dedikodu yapmak gibi olmasın, Schopenhauer'ın bu şekilde yaşadığı konusunda şüphelerim var. Mutluluk bir rüyadır, acı ise gerçek. Hayatın bizi ilgilendiren meseleleri genellikle birbiriyle ilişkisiz, bölük pörçük olduğu için onlarla ilgili düşüncemiz de bölük pörçük olmalıdır. Ne demek istiyorum? Hani çığ gibi büyüyen endişeler vardır ya, aslında sadece yarını yetiştirmeniz gereken bir ödev vardır. Sonra birdenbire evdeki temizlik meselesini hatırlarsınız. Bu mesele size almanız gereken alışveriş listesini hatırlatır. Alışveriş listesinden sonra ekonomik durumunuzu fark edersiniz. Ekonomik durumdan sonra ülkenin ekonomik durumunu fark edersiniz. Birdenbire politikaya bakarsınız. En sonunda anlamsız bir karmaşaya sürüklenirsiniz. Oysa başlangıçtaki kaygınız yalnızca ödevinize ilişkindir. İşte Schopenhauer böylesi durumlar için oldukça güzel bir yöntem öneriyor. Düşüncelerimizin çekmeceleri olmalı. Birini açtığımızda ötekini kapatmalıyız. Burada bir çeşit öz kısıtlama uygulanmalı. Hayal gücü bizim celladımıza dönüşebilir. Büyük hayal kırıklıkları yaşamamak için hayal gücünü de dizginlemeli. Hayat zar atmaya benzer. Zar ihtiyaç duyduğun şekilde düşmezse, rastlantının sunduğunu sanat düzeltmek zorunda kalır. Burada sanat derken resimden, heykelden değil de insanın bütün yapıp etmelerini, doğa karşısında hayatta kalmak için ürettiği bütün pratikleri kastediyor olmalı bence. Bir çeşit satranç gibi düşünebiliriz aslında. Sizin hangi hamleyi yapacağınıza dair bir tasarımınız vardır ama karşınızdaki oyuncu bambaşka bir hamle yaparak sizin bütün planlarınızı alt üst edebilir. O yüzden karşınıza çıkacak şeylerin ne olduğunu bilemeyeceğiniz için, rastlantının hüküm sürdüğü bir hayat yaşadığımız için her seferinde oyunu yeniden kurmalıyız. Bir önceki maddeyle ilişkili olarak, hayatımızın bütünü yalnızca kendi eserimiz değildir. Bir takım olaylar ve kararlar dizimizin ürünüdür. Aslında bilinç de zaten bilinçaltımızın ürünü. Yani doğal dürtü, arzu ve istemenin ürünü. Kontrolümüzde değil. O yüzden öngörme olasılığımız olmayan olaylar ile kontrolümüzde olmayan dürtüler iki farklı kuvvet uygular ve buradan ortaya çıkan diagonal ise bizim hayatımızdır. Bu yüzden kendinizi suçlamayı kesin. Hayatımızın arkasında yatan gizli güçten ötürü olan her olayı gerektiği gibi görmeye alışmamız gerekir. Nitekim kaderciliğin yatıştırıcı bir yanı vardır. Sadece gerçekten olanlar olası olur. Ve gerçek olan her şey gereklidir de. Burada bahsettiği kaderciliğin tek tanrıcı dinlerdeki kadercilikten biraz farklı olduğunu söylemek gerekir. Kontrolünde olmayan başına gelen şeyleri belirli bir sükunet ile kabul etmek. Burada söylediği Buda'nın öğretisinden pek de farklı değil aslında. Olabilecek olan olasıdır. Olabilecek en büyük ve en sık yapılan aptallıklardan bir tanesi hayat için geniş çapta düzenlemeler yapmaktır. Pandemi dönemi bunun en iyi kanıtı. Böyle şeyler için insanın hayatının bütünü hesaba katılır ama pek az insan o noktaya ulaşır. İnsan ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, hayat planlar için yine de kısadır. Çünkü planlananlar her zaman sanıldığından daha fazla zaman alır. Bununla ilişkili verilebilecek güzel bir metafor dürbündür. Dürbünün başından bakıldığında yol sonsuz, öteki taraftan bakıldığında ise korkutucu derecede kısa gözükür. O yüzden her ne kadar hayatın başından hayat sonsuz gözükse de son noktadan geriye bakıldığında epey kısadır ve bu bir çeşit doğal yanılgıdır. Bana dışsal olan her şey ben olmayandır. Benim ise bana ben olmayandan daha yakın olduğu kesindir. O yüzden yalnızca içsel olandan, yani kişinin kendi iç zenginliğinden keyif alabilmesi eudaimonoloji için yeterlidir. Bu da bizi şu sonuca götürüyor. İnsan her konuda esas olarak yalnızca kendisinden zevk alır. Mutluluk kendine yetenlerindir der Aristoteles. Özetle en büyük mutluluk kişiliktir. Mutluluk kolay değil, içimizde bulmak çok zor, başka yerde bulmaksa imkansız. Mutluluğumuzun en az 9%'u sağlıktan kaynaklanır. Neşeli bir ruh hali bile her şeyden önce sağlığa bağlıdır. Ancak sağlık olduğunda her şey zevk kaynağıdır. O yüzden en temelde bu dünyada bir beden aracılığıyla, bir beden olarak yaşadığını hatırla. Mevcut anın tadını neşeyle çıkarmak. İşte hayat bilgeliği budur.